Thumma Allah ola tubali denmiş. Allah ile beraber ol ve hiçbir şeyin kaygısında olma. Allah ile olan kimse neyin kaygısını çekecek? Allah ile olanlar Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasına gelecekten korku yok. Geçmişlerinden dolayı da hüzün yok. Allah Celle ve Aleyh onlara öyle bir lütufta bulundu ki insanın asıl istediği de o. Gelecekten emin olması, gelecekten korkusu olmaması. Dünyada da insan geleceğinden korkusu olur. Acaba başıma ne gelecektir? O bir korkudur. Ahiret ise ahiretin korkusu daha büyük. Acaba dünyadan yakamızı sıyırırız nasıl olsa. Lakin ahirette ne ederiz? Ahiret korkusu büyük bir korkudur. Cenab-ı Hak kendisiyle olan kuluna, kendisini hakka veren kullara gelecekten korkuyu onların kalplerinden alır. Emn-i eman dairesine girdirir. O ağırlıktan kurtulurlar. Bir de geçmişleri için ona da üzüntü vermez Cenab-ı Allah. Geçmişteki zarar ziyanı telafi eder Cenab-ı Allah. Onun için zarar ettilerse Allah kapatacağı cihetle onun merakında olmazlar. Onlara o cihetten de hüzün sebebi bırakmaz Cenab-ı Allah. Sizin ziyanınızı ben kapatırım. Geçmişiniz hakkında da mahzun olmayınız. İstikbaliniz hakkında da korkumuz olmaz. Kulma Allah. Allah ile ol diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Allah ile olmayan kiminden olur? Şeytandan olur. Şeytan boyuna geçmişini hatırlatıp o kimseyi hüzün deryasına atar. Şu olacaktı, bu olacaktı, bu olurdu, şu biterdi diye yarın için de onu telaşa verir, korkutur, tedirgin eder. Kalbini gözetmezsen şeytan oraya gelir. Şeytan gafil olan insanın kalbinden ayrılmaz. Allah'tan gafil. Allah'tan gafil olan kimsenin kalbinde oturur, yerleşir. Boyuna saçma sapan, ne kadar pis fikir varsa, ne kadar tatsız vesveseler varsa, ki aslı yok, faslı yok, lakin seni tedirgin etmek ister, boyuna senin kulağına okur. Allah ile olan kimdir? Ene celisu men zekereni dedi Cenab-ı Allah. Ben beni zikredenle beraberim. Onunla beraber oturur, onunla beraber kalkar, onunla beraber gider, onunla beraber gelir. Onunla beraber olurum. Zakirle zikreden kulumla beraberim diyor ben. Onun celisiyim, yani onun konuğuyum, onda konuluyum. Beni zikredenle beraberim. Demek Allah ile beraberlik isteyen kimse
Allah'ı zikreylesin. Tabii Cenab-ı Allah'ın bizimle beraberliği, insanın insan ile olan beraberliği gibi değildir. Çünkü Allah insan değildir. İnsan da Allah değildir. İnsan Allah olamaz. İnsan kul olarak yaratılmıştır. Yani insan çalışa çalışa, ibadet ede ede, kulluk ede ede, yükselip yükselip de Allah olamaz. Allah Allah. Kul kuldur. Saçmalayan çok var. Dünyanın başından sonuna, bugün de saçmalayan çok var. Kuldan Allah olmaz, Allah kul olmaz. Sultan hemişe sultan idi, kul hemişe kul. Sultan daima sultan. Kul daima kuldur. Ve kulluk şerefimizdir. Kul Rabbisiyle beraber olur. Elbette. Onun hizmetindedir. Kulun sultanına hizmetten başka işi yoktur. Allah'ın beraberliğini onun için insanın insana olan beraberliği gibi saymayasın. Demeyesin ki Allah da insan gibi oldu da bizim karşımızda oturdu. Bizimle beraber. Allah'ın sıfatları kulların sıfatlarının gayridir. Kul kendi sıfatlarında kulluktadır. Cenab-ı Hak kendi sıfatlarıyla rububiyet sıfatıyla bizim Rabbimizdir. Tenezzül buyurup Cenab-ı Mevla kulum beni zikrediyor. İlahi nuruyla seni sarar. Gökyüzündeki melaike baktığı vakında zikreden kulu ilahi nurla bürünmüş görür. İşte ona çalış sen. Ne zaman zikri bırakırsın, o nur seni bırakır. Ne zaman zikre girersin, yine o nur seni kuşatır. فَالْتَمِسُوا نُورًا Cenab-ı Mevla buyurur. Nuru isteyiniz, nuru arayınız, nurun arkasına düşünür. Nurun içine giren nardan halas olur. Öyle ya. Nur seni kapladığı vakitte ateş sana cehennem dokunur mu? Nur, nur olan kimse nardan azat olur. Nur seni kuşattığı vakitte ne dünya gailesi kalır, ne ahiret. Onun için Allah'ın has kulları, onların lisanı Allah'ın zikriyle yaştır diyor. Dünyadan gider ayakta onların lisanı Allah'ın zikriyle meşguldur. Onlar zikri vücutlarına içirmişlerdir. Onlar zikirsiz yaşayamayanlardır. Zikirle yaşayanlar da hakiki hayata erenlerdir. Zikirle yaşamayanlar bu dört ayaklıların yaşadığı gibi yaşar. Onlar yemeğiyle yaşar. Melaike zikirle, tesbihle yaşar. Zikirle yaşayanlardan olasın. Zikirle yaşayanlardan olursan kabrinde çürümezsin. Bu vücuttan çıkarsın mahşer yerine. Bu vücudun fazileti ne mahşer yerine? Bu vücutla gitmenin fazileti ne? Ötekiler yeniden vücutları icat olacak. Yerin altında çürüyen vücutlar yeniden Cenab-ı Allah onları yaratacaktır. Ruhları ona göre yeni kalıplarına gelecek. O vücutları değişmeyen enbiya ve evliyadır ki onların vücutları
Allah'ın zikriyle dirilmişlerdir. Hay sıfatından gelmiş onlara. Onlar bu vücutla dirildiği vakitte onlar mahşer yerinde belli olur. Ne gibi gelir? Dünyadaki vücuduyla gelen kimseler, onların vücutları güneş gibi nurun içinde gelir. Belli olur onlar. Bunlar çürümeyenler. Bunlar enbiya, evliyalardır. Mahşer halkı bilir. Ötekileri sönüktür. Bunların nur saçaraktan gelir. Bilinecek onlar. Fika bir de çürümeyen enbiyadır, evliyadır. Aleyhisselam. İşte bizim gayret etmek istediğimiz ve ümmeti Muhammed'i kullarını uyandırmak istediğimiz nokta budur. Allah ile beraber olalım. İnşallah. Ki gayremiz kalmasın. Allah ile beraber olan kimseye ne dünyada bir gayre bırakıyor, ne ahirette. İşimiz selamettir. Allah ile olanın işi selamettir. Nasıl olalım dersen, beni zikret ki benimle, ben seninle beraber olayım diyor Cenab-ı Allah. Çünkü ben zikredenle beraberim. Beni söyleyen, benim ismimi zikredeni ben bırakmam. Onunla beraber. Ne güzel beraberlik. İstersen beraber ol. İstemezsen, gaflette kalırsan, şeytan hemen gancayı takar. Gancayı atar. Bu bizdendir. Bunu tedirgin edelim. Telaşa verelim. Huzursuz edelim. Rahatsız edelim. Hasta edelim. Tüketelim bunu. Çirkinleştirelim bunu. Diye bence inattıktan sonra geldi tarafına bakalım. Çalışın bunun üstünde. Çalışın. Ne kötülük yapabilirseniz yapın bu Ademoğluna. Bizim düşmanımız bunlar. Öyle tavsiye eder şeytan. Biz ahbaplık yaparız. Yavuzübillah. Şeytanla ahbaplıktan Allah muhafaza eder. Amin. Allah irak eder. Amin. Peki, bugünkü kısmetimiz bu manevi sofradan budur. Lakin mühimdir. Kısadır. Lakin bütün sana da, bana da, bütün insanlığa yetişecek nasihattir bu. Sohbetimiz. Bunu ikram ettiler bize. Allah bizi nazarlarından uzak tutmayan ehlullahın derecatını âli eylesin. Amin. Ve bizleri de onların eteklerinden ayırmasın. Amin. Himmetleri hazır ola. Amin. Makamları âli ola. Amin. Ümmeti Muhammed'i kulları selamet ola. Amin. Düşmanları kahru tedmir ola. Amin. Hürmetil Habib, hürmetil Fatiha.